Giresun'un gururu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın adayı Emine Gülizar Emecan, İstanbul'un tek Giresunlu milletvekili adayı. Doktor Adil Emecan, ona da selamlarımızı ulaştıralım buradan. Muhakkak seyredecektir, seyrediyordur daha doğrusu. Şimdi değerli izleyenlerimiz, Gülizar Hanım biliyorsunuz ki Doktor Adil Emecan, Zeytinburnu Belediye Başkanımız, eski Zeytinburnu Belediye Başkanımız ama Zeytinburnu'nda damgasını vuran hizmetleriyle hep adından söz ettiren, Türkiye'mizde adını altın harflerle yazdıran bir insan. Çok değerli bir hemşerimiz, Giresunlu bir hemşerimiz. Ve şimdi hizmet sırası artık hanımefendiye geçiyor. Şimdi hep deriz ya, her başarılı erkeğin ardında bir hanımefendi vardır diye. Yıllarca Adil Bey'in yanında olduğunuz, hep destek olduğunuz, biz buna Doktor Bey'den de çok iyi bahsederdi, hep desteklerinizi söylerdi. Şimdi siz 3. bölge 11. sıradan CHP Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayısınız. Dün açıklandı adaylığınız. Bu süreç nasıl başlayacak, nasıl devam edecek onu tabii soracağım ama önce sizden, kendi sesinizden hem ben hem izleyenlerimiz arzu ediyor. Sizi bir tanıyalım. Ben şimdi ne kadar da anlatmaya çalışsam, Doktor Adil Emecan'ın eşi desem, yıllarca ona yardımcı oldu, hep birlikte bir şeyler yaptınız ama izleyenlerimiz sizi kendi sesinden tanımak ister. Teşekkür ederim. Öncelikle bu güzel giriş için teşekkür ediyorum. Kendimden biraz tabii bahsedeyim. Sonuçta Adil Bey'i tanırlar ama beni çok fazla tanımayabilirler sonuçta. Sizi şöyle tanıyorlar, başarılı bir erkeğin ardında olan evet. bir eş olarak. Evet, evet. CHP İstanbul 3. Bölge 11. sıra milletvekili adayı Emine Gülizar Emecan, 28'i görünce heyecanlanan bir Giresunlu olduğunu söyledi. 28'i görünce heyecanlanan bir Giresunluyum ben de. Öncelikle onu belirteyim. Giresun bir ailenin çocuğuyum. Memur çocuğuyum. O yüzden Antalya'da doğdum, büyüdüm. Babamın işi gereği. Ancak memleketimden hiçbir zaman kopmadım. Yazları hep zaten Giresun'daydı. Çünkü hani bağ, bahçe, ev var. Bağımız halen devam etmekte. O zamanlarda devam etmekteydi. Ve inşaat mühendisiyim. 30 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Giresun'a büyük hizmetleri olan Zeytinburnu Belediye eski başkanı Doktor Adil Emecan'ın eşi olan milletvekili adayı Emecan, aileden gelen bir hizmet aşkı olduğunu ifade etti. Tabii burada siyasetçi birinin eşi olmanın da verdiği bir etki var. Bunu da belirtmek şimdi isterim. Hoca sağlam mı burada? Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani hizmeti kendine görev edinmiş, amaç edinmiş bir insan. Öyle bir insanla zaten farklı bir şey yaşayamıyorsunuz. Hani siyaseti biraz hizmet anlamında, zaten bir yerel yönetici de olduğu için hep öyle baktı. Ben de onun yanında hep öyle baktım. O yüzden biz hep bir, nasıl diyeyim, bir bütün olarak siyasetin içinde olduk. Yeri geldi, ben onu yıllarca destekledim. Şimdi sağ olsun o da beni desteklemekti bu süreçte. 25 yıldır siyasetin içinde olduğunu dile getiren Emecan, insanlarla bir arada olmayı ve onlara hizmet etmeyi sevdiğini söyledi. Gerçekten 20-25 yıldır siyasetin içindeyim ve hizmet etmeyi, insanlarla buluşmayı, bir arada olmayı seviyorum. Eşimin 1994 yılında ilk belediye başkan adayı olduğunda ben 8 aylık hamileydim. Yani bir ay sonra seçimden, bir ay sonra oğlumu dünyaya getirdim. O dönemde iki seçeneğim vardı. Ya durumumu göz önüne alıp evde oturup seçim sürecini seyredecektim. Ya da eşimin yanında olup ona destek verecektim. Ben ikinciyi seçtim. Gece gündüz demeden, sabah akşam demeden, Zeytinburnu'nda çıkmadığım merdiven, girmediğim ev, kapı kalmadı o dönemde. Ve seçim çalışmalarında hep yanında oldum. Bütün partilerin adayları açıklandı. Seçim kuruluna listeler verildi. Benim durumum daha öncesinde ön seçime girmiş olduğum için zaten belliydi. 11. sıra vekil adayı olacağım belliydi. Ben bir Karadenizli kardeşiniz olarak diyorum izleyicilerimize. İstanbul'da destek vermelerini rica ediyorum izleyicilerimizden.
Yani sizlerin temsilcisi olmak için burada, sizlerin temsilcisi olmak için, mecliste temsil etmek için desteğinizi benden esirgemeyin. Bu kardeşiniz bugüne kadar sadece bugün ortaya çıkmadık biz. En azından geçmişte de bağlarımız ortada, yaptıklarımız ortada. Geçmiş geleceğin aynasıdır diyoruz. O yüzden bundan sonraki süreçte de bugün siz benim yanımda olacaksınız. Yarın da ben sizin yanınızda olacağım mecliste. Bu nedenle seçimlerde lütfen bu kardeşinize sahip çıkın. Üçüncü bölgede destek olun. Kendiniz üçüncü bölgede olmasanız bile mutlaka dostlarınız, arkadaşlarınız, akrabalarınız vardır. Onların desteğini benim için isterseniz çok mutlu olurum. Ankara'da inşallah buluşmak dileğiyle diyorum.